Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika vermezse Türkiye planını devreye sokacak. Amerika anlaşmayı sekteye uğratırsa Türkiye'nin B planı hazır. Türkiye'nin Amerika'dan F-16 satın alma talebinin ilerlememesi halinde Türkiye'nin bir sonraki adımı belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı geçen ay İngiltere'yi ziyaret etti ve Eurofighter savaş uçaklarını teftiş ederek Türk hükümeti içinde olası bir satın alma konusunda bir iç tartışmayı tetikledi. Konuya yakın kaynaklar Middle East EA verdiği demeçte Türk hükümetinin Amerika'dan F-16 satın alma talebinin ilerlememesi halinde Eurofighter T-Hawk savaş uçakları satın almakla ilgileneceklerini söyledi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter Konsorsiyumu'nun ana üreticisi olan Birleşik Krallığı ziyaret ederek Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Micah Winston'la bir araya geldi. Küçükakyüz, T-Hawk uçaklarıyla uçan İngiltere hızlı tepki uyarısını da inceledi. Türk hükümetinin iç değerlendirilmelerine aşina bir kaynak Mİ'ye verdiği demeçte T-Hawk çok iyi, mükemmel kalitede ifadelerini kullandı. Elbette F-16'ları alamazsak 5. nesli ve yerel olarak üretilen TF-X'i elde edene kadar geçici bir seçenek olabilirler. Eylül ayında Türkiye S-400 Rus füze savunma sistemini satın alması nedeniyle 2 yıldan fazla bir süre önce F-35 programından atıldıktan sonra Amerikan hükümetine 40 F-16 ve 80 modernizasyon kiti hakkında bir talep mektubu gönderdi. Kıdemli bir Türk yetkili Mİ'ye verdiği demeçte ne kadar jete ihtiyacımız olduğunu bilebiliyorlardı ve neden bir talepte bulunup ne olduğunu görmüyorsunuz dediler ifadelerini kullandı. Ankara gerekli evrakları göndermekte yavaş kaldı. Ancak konuyu yakından takip eden Washington'daki kişiler Mİ'ye Amerikan Başkanı Joe Biden'ın talebi destekleyeceğini, bu nedenle anlaşmanın genel olarak anlayışsız duruma rağmen Amerikan Kongresi'nden geçmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi. Konuya aşina olanlar Biden yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimine iyilik yapıyormuş gibi görünmek istememesi nedeniyle F-16 talebinin Haziran 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Kongre'den geçebileceğini söylediler. Ancak Türkiye'nin son zamanlarda Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplara yönelik bir askeri harekat tehdidinin yanı sıra Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesi tüm süreci karmaşık hale getirebilir ve Türkiye uzun süre F-16'ları alamayabilir ifadelerini kullandı. Savunma sitesi turdef.com'un genel yayın yönetmeni Özgür Ekşi, İngiltere uzun süredir T-Hawk uçağını Türkiye'ye satmaya çalışıyor dedi. Konsorsiyumun bir parçası olarak İtalya'da 10 yıl önce elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama o zamanlar Amerikan donanımını almaya odaklanan Türkleri ikna edemediği ifadelerini kullandı.